İsrail'in Refah'a düzenlediği hava saldırısının ardından sivillerin ölümüyle ilgili birçok ülkeden de tepki geliyor tabii ki. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail'in son saldırıları karşısında öfkesini gizlemedi. Avrupa Birliği'nden de sert açıklamalar geldiğini görüyoruz. Hemen Arzu Çakır'a gidelim. Paris'te karşımızda. Arzu, Uluslararası Adalet Divanı daha Cuma günü İsrail'den Refah askeri operasyon durdurmasını istemişti. Ancak bu talep karşılık görmüşe benzemiyor. Avrupalı liderler ne diyor, Fransız lideri ne dedi son saldırı karşısında? Liderler seviyesinde en sert tepki Fransa lideri Emmanuel Macron'dan geldi. Sertler Refah'ta çok sayıda yerinden edilmiş kişinin ölümüne yol açan İsrail'den dolayı geri bildirdi Macron. Twitter hesabından, yeni X hesabından yaptığı açıklamayı. Bu operasyonların bir an evvel durdurulması gerekiyor dedi. Refah'ta Filistinli sivilleri için güvenli alanlar yok dedi. Dolayısıyla bir an evvel uluslararası hukuka tam saygı ve derhal ateşkes çağrısında bulunuyorum dedi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron dolayısıyla bu anlamda doğrudan açıklama yapan ilk lider belki de Fransa Cumhurbaşkanı oldu. Josep Borrell'den bir açıklama geldi. Borrell Avrupa Birliği içerisinde listin için en çok çaba mesai harcayan isim. Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Borrell'de Refah'tan gelen İsrail saldırılarında aralarında küçük çocukların da bulunduğu onlarca kişinin onlarca yerinden edilmiş kişinin öldürülmesinden dolayı dehşete düştüm dedi. Bunu en güçlü şekilde kınıyorum diye açıklama yaptı. Gazze'de güvenli bir yer kalmadığını özellikle Uluslararası Adalet Divanı'nın senin de belirttiğin kararlarına uyulması gerektiği konusunda ve bir an evvel uyulması gerektiği konusunda sert uyarıda bulundu. İrlanda Dışişleri Bakanı açıklama yaptı. Michael Martin biliyorsunuz İrlanda Filistin Devleti'ni tanımak isteyen üç ülkeden bir tanesi. Açlık bir yana, yeterli miktarda yardıma izin verilmemesi bir yana dün gece tanıklarımız tam bir barbarlıktır demişler. En sert açıklamada buldu Avrupa Dışişleri Bakanlarından. Annalena Baerbock bir açıklama yaptı. Baerbock uluslararası insancıl hukuk için çağrıda bulunuyoruz. Herkes uluslararası hukuka uymalıdır dedi. Yarın önemli bir gün Serdar. 28 Mayıs İspanya, İrlanda ve hatırlayacaksın Norveç, AB üyesi olmayan Norveç. Norveç Filistin Devleti'ni tanımaya hazırlanıyor. Buna Malta'nın da eklenmesini bekliyoruz. Dolayısıyla yarın önemli bir gün Filistin bu belki de bu İsrail saldırısına verilecek önemli bir yanıt. Fakat daha çok Avrupa Birliği bakanları da bugün toplandı ve onlar da bir an evvel bu saldırıların durması uluslararası hukuka uyulması çağrısında bulundu. Yarın çok hareketli bir gün olacak Filistin ve İsrail çatışması açısından.